İnan ki yani 2 yıl değil de 2000 yıl da geçse bu acının yarası tazeliği aynı yani aynıdır. Valla hatta müziği işine meheyyene bileyim. Oğlunu, torununu, kardeşini, ağabeyini, akrabalarını o kara günde ayırdılar onlardan. Yani her gün kafamda, her gün yani dönmüş, olmuş gibi hissediyorum kendimi. Acıları hep taze. Çünkü ölüm ecel eliyle değil, kalleşçe yapılan terör saldırısı sonucu geldi. Acı aynıdır. Yani ben buraya her perşembe geliyorum, Yasin'i okuyorum. Burada boğazım düğümleniyor, zar zor yani okuyorum, gidiyorum. 12 Mayıs 2016 günü PKK'lı teröristler 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında infilak ettirmiş. 16 yurttaşımız yaşamını yitirmişti. O katliamın acısını geride kalanlar ilk günkü gibi yaşıyor. Her tişi zane böyle daradı yer ya, her tişi zane bu. Valla acımız daha yeni taze, yani dün olmuş gibi acımız taze. Unutmuyoruz. Allah bu adamı yapanla belasını versin. O hain saldırı sonucu geride 36 yetim, 8 kadın dul kaldı. Özlemse her geçen gün büyüyor. Ne kadar da desem yani babaların yerine geçemem, babaların yerini de alamam. Yani baba şefkati bambaşkadır. Sanki geleceler gibi yani, bilmiyorum. Öyle hissediyorum. Aşağı gittiğim zaman sanki abim gelecek, arkamda bir tutacak beni. Öyle hissediyorum. PKK terör örgütüne olan öfkeleri dinmiyor. Kürtleri katletmekle mi sen Kürtlerin savunucusu oluyorsun? Kürtleri katlederek mi Kürtlerden oy mu istiyorsun? Yani Kürtleri katlederek mi Kürtlerin hakkını savunuyorsun? Ben bunu asla yani bunu kabul etmiyorum da kabullenemiyorum da. Yani bütün Kürtlere de yani söyleyeceğim şudur. Yani artık uyanın. Kime hizmet ettikleri apaçık ortadadır yani. 16 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığı o hain saldırıda patlamanın şiddeti birçok ilçeden hissedilmiş, olay yerinde 20 metre genişliğinde, 4 metre derinliğinde çukur oluşmuştu. Kürtlerin hakkını savunuyoruz diyen ancak sürekli zarar veren PKK'nın bu saldırısı da tarihe geçmiş oldu.